Merhabalar. Malzeme ürün ağaç kategorisi nedir? Nerede kullanılır ve ne işe yaramaktadır? Malzeme ürün ağaç kategorisi, ürün listesinde ürün ararken ve stok listesi oluşturularak kullanılan irsaliye, fatura, talep fişi, teklif türlerindeki tüm evraklarda toplu malzeme seçim özelliği sonrasında kolay malzeme evrak girişlerini sağlamaktadır. En önemli kullanım amacı B2B ve B2C gibi uygulamalarda entegre kullanım ile kolayca kategori ağacı ulaştırmamıza sitemizdeki fiyat, stok gibi bilgileri birlediğimiz ürün ağacı kategorileri ile hızlıca güncellememizi sağlamaktadır. Bunun için yapmamız gereken klavyemizden F10 tuşuna tıklayarak ya da diğer logosuna geldiğimizde malzeme ürün yazdığımızda malzeme ürün ağaç kategorileri menümüzü çalıştırırız. Burada gördüğünüz üzere daha önceden tanımlanmış olan malzeme ürün ağaç kategori listemizde yer almakta. Bu listemizde seviye 1, 2, 3 olarak adlandırdığımız kategorilerimizde birinci seviyeler ana kategorilerimizi, devamındaki alt kırılım kategorilerimizin 2 ve 3 olduğunu görmekteyiz. Filtrelemede 2 olarak filtrelediğimizde İki alt kırılımdaki kategorimizin bir üst ana kategorisinin kırılımlarını görmekteyiz. Bunların kendi işlerindeki öncelik sıralamalarını, B2B'de ve B2C'de görülüp görülmediğini ve son ekleyen kullanıcı bilgilerini buradan görebiliriz. İstiyorsak klavyemizden F4 ya da aşağıda bulunan ekle butonuna tıklayacağımızda gerekli tanımlamalarımızı gerçekleştiririz. Durumunu aktif olması gerekmektedir. Daha önce oluşturmuş olduğumuz ürün ağaçlarından pasife almak istediğiniz bir ürün ağacı kategorisi varsa tekrar o ürün ağacı kategorisinin içine girerek pasif seçmeniz yeterli olacaktır. Açıklama kısmına ana kategorimiz yani birinci seviye olan kategorimizin açıklamasını yazabiliriz. Diğer ürünler olarak açalım. Bunun hangi seviye olacağını, eğer ikinci seviye bir ürünse bunun üst ana kategorisinin hangisi olacağını seçebiliriz. B2C'de ve B2B'de görülüp görülmeyeceğini, yani B2B B2C sitelerimizde bu ürün ağacımızın kategori olarak yer alıp yer almayacağını evet olarak seçebilirsiniz. Kaydet diyorum. Gördüğünüz üzere diğer ürünümüz kategori ağacında öncelik sırası 5 olarak yer aldı. Bu diğer ürünler kategorimizin altına yeni bir alt bir kırılma eklemek istiyorsak yine ekle tarafından gelerek açıklama kısmına diğer kategori kısmımızın ismini veririz. Seviye olarak ikinci seviyede bir kırılım olduğunu, yani bir alt kırılım olduğunu, bunun üstünün yani ana kategorisinin hangisinin olduğunu seçeriz. Öncelik sırasını da belirleriz. Dilerseniz bu sıralamayı daha sonra da verebilirsiniz. Öncelik sırasını vererek, kaydet diyerek oluşturulmuş oldu. Diğer bir tanımlama şeklimizde klavyemizin F10 tuşuna basarak ya da diğer logosuna geldiğimizde stok malzeme listesi içerisinde stok listemizi görüntüleriz. Gördüğünüz üzere stok listemizde herhangi bir stokumuzun içine girdiğinizde stok kartının içerisinde yer alan ürün ağacı kısmından da gerekli seçimleri yapabilir. Dilerseniz buradan da tanımlamalarımızı, yeni bir kategori tanımlamalarımızı gerçekleştirebiliriz. Açmış olduğunuz stok malzeme listesinde herhangi bir stoğumuza gelerek değiştir kısmından tıkladığımızda
Açılan stok kartı içerisinde bulunan ürün açık kısmı menüsünden grup 1, grup 2, grup 3 ve grup 6'ya kadar olan kısımdan kategorilerimizi belirleyebilir. Seçeceğimiz ilk ana kategorinin devamında grup 2, grup 3 devam eden gruplar alt kırılımlar olacaktır. O ana kategoriye tanımladığımız alt kırılımlarımızı seçebiliriz. Dilerseniz bunların dışında farklı bir, yeni bir kategori tanımlamak istiyorsanız en başta ürün ağacı menüsünde yaptığımız gibi buradan da yeni bir kategori oluşturabilirsiniz. Ürün ağacı listemizde birden fazla stoğumuzun kategorilerini, ürün ağacı kısmını tanımlamak istiyorsak bunu toplu şekilde stok listemizden çıkmayarak ürün ağacı kısmından tıklayarak burada oluşturmuş olduğumuz kategorilerimizi seçerek ve hangi stoklarımızın bu ürün ağaçlarımızı tanımlamasını istiyorsak buradan seçimlerimizi yaparız. Seçmiş olduğumuz stoklarımızı diğer kısmına tıkladığımızda toplu ürün ağacı ata kısmına tıklayarak tanımlamamızı gerçekleştirmiş oluruz.